Evet, nereye geldik? Her şeyin 99 cent olduğu dükkana geldik. Aynen, her şey 1 doların altında. Bazı ürünler hariç, yani birkaç ürün var mesela. 4 dolara, 5 dolara o tarz ürünler de bulabilirsiniz ama genel olarak baktığınızda çoğu ürün, etiketsiz her ürün 99 cent diyebiliriz. Evet. Bakalım 99 cent'e neler bulacağız? Aynı anda. Hadi girelim o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Burası böyle bayağı büyük bir market, süpermarket diyebiliriz. Şöyle limon alırsanız 1.99. Lime'lar da 1.99. Bu dükkanın adını değiştirmeleri lazım. 99 cent'e papaya bulduk. Papaya isterseniz 99 cent'e böyle alabilirsiniz. Ya, bizim pek beğenemediğimiz bir meyve oldu. Evet ya, bizim ağız tadımıza çok uymadı. Ya yemeği beceremedik biz, bilmiyorum. 99 cent'e domates var ya, gayet güzel. Güzel de duruyor. Evet, güzel duruyor, uygunmuş bak mesela, bunlar alınabilir. Aynı zamanda burada yine 99 cent böyle çeri. Çeri domatesler var. Avokado da mesela 1.99, içinde kaç tane var? 5 tane, küçük boy ama. Bence gayet güzel. Burada böyle salatalarımız mevcut efendim. 99 cent'e böyle 1.49'a da var. Salatalar alabilirsiniz. Bir de ekmek bölümüne bakalım. Bunların hepsi 99 cent sanırım. Üzerinde fiyat yazmıyor çünkü. Evet. Bütün ekmekler burada 99 cent. Bayağı da çeşit var. Şunlar 1.99'muş. Bunlar biraz daha orijinal ürünler. Ekmekler dizelenmiş. Oo, bu neymiş? Bak ne buldum. Marshmallow sıcak çikolata. Ben bundan eskiden içmiştim. Güzeldi. Güzel miydi? Evet. Şöyle bayağı çuvalla patates alırsan 1.99. Evet, şu kadar şeyi 1.99'a alıyorsunuz. Burada da var bir Dovini'ler. Bak bir şeyler buldum ben. Dovini. Evet. Ha, aynısı galiba onlar. Farklı mı? Farklı. Ama bunun kokusunu koklama. Beğenmedim. Muz var 59 cent'e. Bayağı da baba boyu. Şurada karpuz gördüm. Karpuzun fiyatı üzerinde yazmıyor. O zaman 99 cent'tir bence. Kavun da satılıyor. Kavun mu alsak bir tane? Oo, çilekler. Bunlar yalnız hormonlu çilek galiba. Baksana. Baba boy. Koskocaman. Bunların boyu ne? 1.99'muş bu. Üzümler var burada. Bunlar da yine 1.99 ama pound'u 1.99. Değişik mantarlar. Bunlar 99 cent. Uygun mesela bunun fiyatı. Normal çünkü bunlar birazcık daha tuzlu oluyor. O nasıl mantar ya? Küçücük mantar 99 cent'te %100 doğal diyor bir de. Burada neler var efendim? Burada değişik bir şey buldum. Ha, yeşil domates, soğan, bunlar 99 cent'te. Beets var, pancar 99 cent. Biberler var. Normalde biberler burada pahalı olur mesela ama bunların fiyatları da 1 doların altında. İyi gayet. Hatta burada sarı biberler de var. Bunlar aslında gayet uygun ve yani güzel, taze gözüküyor, alınabilir. Aynı zamanda burada mesela bunların fiyatları da gayet uygun. Normalde biz aldığımızda 1 dolara oluyor. Toplu alırsam böyle 1.99'a. Çok uygun gerçekten, evet, böyle. Alınabilir. Gel bakalım burada neler var, onlara bakalım. Bu sütler de 99 cent mi? Vallahi galiba 99 cent. Üzerinde fiyat yazmıyor. Bunlar neden bu kadar ucuz burada? Bunlar bozuk güzel onlar. De bir marka, evet, çünkü. Grocery Outlet'te bile bu kadar uygun diye. Ben en son Buttermilk'i 2.49'a falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu yumurtalar 99 cent'se çok başarılı yalnız. Burayı çekiyorum, aferin. Kafam karıştı. Evet, bakalım. Evet, gayet güzel. Yumurtamız da dolu var. O yüzden alamayacağız. Ama 18'li onlar da 99 cent. 99 cent miymiş? Evet. Burada böyle meyveli yoğurtlar var, peynirler var. 1.99'a satılıyor. Mozzarella'lar yine. Biçilmiş şekilde 1.99'a satılmakta. Yalnız bak, çikolatalı süt alsak mı ya 99 cent? Alalım. Bir de düşük yağlıymış. Tamam, almayan var mı? Denemeydi bu. Geçemedim denemeyi. Ben sence ne zaman böyle bir denemeden geçebilirim? Oo, sosisler var. Ama mesela bunlar bilindik markalı değil gibi. O yüzden genelde almıyorlar. Gerçi şu bilindik marka. Bu 99 cent miydi? İyiymiş. Bunlar muhtemelen pork chicken falandır, evet, pork chicken, o yüzden. Evet. Bifler genelde daha şey oluyor. Domuz eti olunca daha uygun oluyor fiyatları. Ama şu 99 cent diyor, ama bu hangisi? O da aynı. Şeyden yapılıyor. Ondan ucuz. Bak, soğuk kahveler var. Super coffee. 99 cent. Burada böyle pudingler devam ediyor. Değişik değişik. Bak, 99 cent'in altında olan da varmış. 39 cent'te puding satılıyor. Meyve suları var. Şu meyve suları mesela fena değil. Biz bunlar sanki daha önce denemiştik. Denedik mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hepsi 99 cent. Böyle bir şeyler içtik ama bu marka mıydı hatırlamıyorum. Evet. Pizzalar var.
böyle. Ki bu bilindik bir marka. 99 santi. Gayet güzel ya. Donmuş ürünler var burada. Donmuş gıdalar. Şurada değişik bir şey var. Muzlu bir şey. Kesi kötüdür onun tadı. Evet. Genelde öyle şeyler duruyor ama kötüdür. Kötüdür kesin. Ön yargılı direkt davrandık ama. Genelde 99 santin olduğu yerlerden pek ürün hani yemek için. Evet. Bak sebze alınır. Çünkü sebzenin ne olduğu belli. Ama yani diğer böyle bilinmedik çikolatalar falan onlar pek tavsiye etmiyoruz. Ay ben şu salata soslarına bayılıyorum. Evet ve güzel bir marka bu Kraft'ın ürünü. 99 santmiş bu da. Mesela kocaman marul var. Bak normalde marul pahalı olur. Bunları aslında biz buraya normal alışverişe bile gelebilirmişiz. Evet gelebiliriz. Bence yapalım evet. Normal alışverişi de buradan. Bakın burada böyle dondurmalar var. M&M'in bu da. Bunların fiyatları 3.99. 2.99 ama çok güzel gözüküyorlar. Yalnız bu Dough. O bayağı iyiydi. Şu Dough. Çok güzel. Bizim sevdiğimiz bir ürün. Gerçekten çok güzel bir de şu. Çok güzel bir marka. Tuzlarımız var. Bu tuzlar hep aynı. 99 cent. Baharatlar. Ne alırsan 99 cent. Ve her türlü baharat var. Hatta sen garlic powder alıyordun. Belki burada bulabiliriz. Onu buldum grocery olacak. Ha buldun mu? Böyle brown rice var. 99 cent. Biz gerçekten normal alışverişi de buradan yapalım bence. Evet yapabiliriz normal alışveriş. Güzel ürünler var çünkü burada. Bak böyle alırsan vakumlu bir de galiba bu. Ya da 2.49. Vakumlu gibi duruyor. 2.49 bu biraz daha büyük. Vakumlu. Bu mesela grocery outlet'te de fiyatlar aynı. 99 centti bu mercimekler. Bu yalnız o mercimek nasıl? Değil mi ya? Mercimek değil bezelye. Ha bezelyeymiş ben mercimek çok zannettim. Çok garip değil mi? Evet. İlk defa böyle bezelye görüyorum ben. Domates soslarımız var. Bunlar genelde her yerde aynı. Yani buraya özel değil ama mesela bak şu makarnalar güzel duruyor. 99 centi. Çok iştah açıcı duruyor. Evet. Her şeyde 99 cent diyoruz ama mecburen. Ne yapalım öyle? Ne diyeceğiz başka? Burada değişik kahveler var. Nescafe'nin. Ne buldum? Nesquik var. Oo, ne kadar fiyatı? 2.99. Normal fiyatı. Donut Coffee. Ama Dunkin Donut gibi fiyatı bayağı uygun. İlk başta öyle sandım. 2.99. Ne var orada? Bunun paketi. Evet ya. Çok böyle cezbedici bir paketi yok mu? 2.99. Burada bak küçük boy kahve var. Bunlar size çok uyguna gelmiyor. Normal fiyatlar. Cappuccino Mocha Chocolate. Aa, bu ilginçmiş. Böyle değişik şeyler ilgimi çekiyor. Bir ilgi çekici bir şey harbiden. Böyle hazır noodle bunlar. Suyla karıştırıyorsunuz sıcak suyla. Çat yemek oldu. Ama tabii katkı maddesi oluyor. O yüzden çat diye gidebiliyorsun. Çok tavsiye etmiyoruz biz bunları. Şunlar alınabilir ama bak. Kuru noodle. Aslında bunları da alabiliriz. Bu da 99 cent. Bayağı da büyük. Hatta burada da bunda... var mı? Bu açık bayağı ya. Bunu dermişler. Açmışlar. Birisi şurasında. Yükletmiş orada. Bunu bir tane diye çekmiş. Burada büyükleri var. Bunlar ne ya? Bunlar da bayağı büyük noodle. Baksana şey gibi rice bu. Rice stick noodle mu? Bu şey gibi. Ne bu? Ramen'e koymadık. Ha, onu demeyecektim. Şey. Şey dedim kaldım. Ne acaba? Kadayıf tatlısı şeyi gibi. Bunlar da mesela direkt böyle suyun içine karıştırıyorsun. Bu tatları güzel oluyor bunları. Ben denedim daha önce. Bunlardan bir tane alalım. Bunlarla güzel bir brokoli salatası yapacağım ben. Balıklar da var burada. Bakın sardalya. 99 cent'e böyle konserve sardalya. Aynı zamanda neler var? Burada devam ediyor sardalyalar. Ton balıkları var. Burada böyle bir de jambonlar var. Ambalajını da çok güzel yapmışlar. Şu sardalyaları da aldık. Evet. Böyle ne umutla aldım ben onları. Hiç olmadı. Beğenmedim. Burada konserve ürünler devam ediyor. 69 cent'e sosis var orada. Viyana sosisiymiş. Bunlar da mesela uygun fiyatı. Bu şey bayağı Target ürünü. Evet Target'ın ürünü. 99 cent'e. Beef broth, et suyu bunlar. Et suyu. Evet. Bunlar da tavuk. Şurada tavuk evet. Var. Bak bizim aldığımız o kocamanını evet. Koymuşlar buraya. Bu bayağı pratik bir şey. Bir gün size bunu göstermek istiyoruz. Gösterdik mi biz bunu? Göstermedik. Grocery Outlet'te bahsetmiştim. Hemen su koyuyorsun. Sıcak su. Hop diye şişiyor. Patates püresi. Evet bayağı patates püresi gibi tad oluyor. Tabii yani doğallığı tartışılır. Ne kadar doğal ama oluyor bir şeyler. Kurtarıcı oluyor en azından. Burada reçellerimiz var. Bakın böğürtlen reçeli. Böğürtlen değil ya bu. Böğürtlen mi? Böğürtlen. Böğürtlen evet. Blackberry. Burada böyle 99 cent'e. Şaraplar da varmış ya burada. O şarap da varmış orada. Aa, ilk defa gördüm. Bak şarap. Böyle zeytinlerimiz efendim. Bunlar da 99 cent'e.
turşular var 99 sentte. Bir lahana turşusu bulamadık evet. Koskoca Amerika'da. Arkadaşlar yok. Lahana turşusu istiyoruz. Bize lahana turşusu gönderelim. Nereden bulabiliriz lahana turşusunu? Önerilerinizi açığız. Lütfen söyleyin bize. Evet. Bulamıyoruz. Ya, bir an o kadar söyledik lahana turşusu bulduk zannettim ama enginar bu. Burada böyle soslar, bezelyeler bunlar efendim hepsi 99 sent derken şurada bir tane 79 sent gördüm. Bir de ilginç bir şekilde şarap varmış burada bilmiyorum şarap olduğunu. Ya önceden ama, dikkat etmedik evet. Buna. Bu da işte grocery outlet gibi biralar falan da var burada. Biri patlatmış ya. Evet, tane bunu. Tane almış büyük ihtimal. Tane tane ya da bilmiyorum yürütmüşler. 3.99'da şaraplar var. Bilmiyorum bu şaraplara bakmak lazım puanları ne kadar diye. 99 dolara şey 99 sente sularımız var. Bunlar da böyle dizelenmiş sularımız. Enerji suları. Gel gel gidelim. Hadi. Bu tarafa bakalım. Bir de burada abur cubur bölümü var. Ben onun için sabırsızlanıyorum. Bak abur cubur bölümü dedik neler çıktı karşımıza. Evet, abur cuburlar çıktı. Snickers'lar var. Nasıl Snickers bu? İçinde bir sürü altılı var. Küçük küçük. Fun size'e geçiyor. Bu da ne kadar? 99 cent. Değişik. Burada abur cuburlar var. En sevdiğim bölüm benim burası. Abur cuburların olduğu bölüm. Evet. Beni buraya bırakın. Ben burada yaşarım. Öyle diyorsun ama çok yemiyorsun sen de aslında. Gören de devamlı abur cubur yiyorsun zannediyorum. Korkumdan yemiyorum kilo alacağım diye. Yoksa yiyeceğim de. Çikolatalar var mesela. Bunlar bilmiyorum ne kadar güzeldir ama. Godiva güzel bir marka. Godiva evet bu güzel. Bak bu güzeldi bunu alabiliriz. Hatta %72 kakao varmış. Ben senin dark chocolate evet, seviyorum. Direkt alabiliriz. Burada da varmış böyle değişik bir çikolata. Sütlü çikolataymış bu da. Ay Godiva'nın bayağı var çikolataları. Evet ve 99 cent'te bunlardan birkaç tane alabiliriz. Bakarız evet. Ha. Şu da güzel. Ben bu çikolatayı da çok seviyorum. Bundan da alalım bence. Cipslerin olduğu yere geldik. Cipslerde 99 cent ama bunların markalarının ne olduğu belli değil pek. Ha bak biralar da var burada. Millet yürütüyor galiba açmışlar. Şöyle bir bira 12'li bira 9.99 olarak satılıyor. Uygun değil mi bu? Yani uygun. Normale yani göre. Normalde Albertsons'tan biz bazen toplu alırsak daha uyguna geliyor ama ha. Bu da uygun. Fıstıklar fındıklar. Fıstıklar burada. Fındıklar var burada. Atıştırmalık şeyler. Çerezlerimiz var burada böyle. Antep fıstığı ne kadarmış o? Bu 99 cent. Yazıyor. Şu cips çok acı bir cips ama böyle çok garip. Hem acı çekersin hem de bir yandan yemek istersin ya. Bu öyle bir cips işte. Pringles'larımız. Bunlar da 99 cent burada. Lay's'ler de varmış bak. Bunların fiyatları ama 2.99 olarak değiştirilmiş tabii. Ama dışarıya göre tabii uygun. Tabii fiyat. Mesela normalde 3.79, 2.99'a satıyorlar. Bak burada saç boyaları var. Saç boyaları 99 cent. Artık bilmiyorum içinden nasıl bir boya çıkar ama. Bunu kafanı sürünce kafan eğiliyor. El kremleri. Ama nasıldır acaba onlar? Genelde bu 99 cent'ten biz çok almıyoruz. Dedim güzeldir demem de. İnanın. Burada mesela bak deodorantlar var. Bunlar bilindik marka ya. Suave. Suave diyoruz. Direkt Türkçe okudum. Nivea kremler var burada. 4.99'a. Ben bunu grocery outlet'ten ne kadar almıştım? O da galiba ki. Orada aynı fiyattı. O da fiyattı. Böyle bir şeydi herhalde. Evet. Aynı. El kremleri de var vazelini. Yine Dove'un da var. Bunların ama fiyatlarını göremedim. Herhalde bunlar 99 cent. Evet Dove bak erkeğin varmış aslında. Güzelmiş bu ya. Bundan bir tane belki alabilirim alalım ben. Alalım senin başucuna koyalım. Gece evet. Yatarken ellerine benim su. Eller çok kuruyor. Çünkü gün içinde o kadar çok dezenfekte ediyorum ki elleri. Çatlıyor eller. Evet dayanmıyor. Bir sürü güzel krem varmış bak burada. Buradan krem alabiliriz. İstiyorduk bakalım, ya zaten. Evet. Şunlardan başucumuzu. Bu evde küçüğünü kullanıyoruz bunun bak. Evet. O masanın üstündeki bu. Süper. Sunscreen'ler falan da var. 3.99'muş onların fiyatı. Sabunlar. Kokusu yok bunun. Bak alabiliriz aslında. Şu sabunlar güzel. Fiyatı da iyiymiş. 2.99. Bu markayı normalde kullanıyoruz. Dükkanı toplayacağız çıkar. Burada yine neler var? Body lotion. No, no body lotion şey, değil. Conditioner. Saç kremi. Saç kremiymiş. Aa böyle paketler varmış burada. 5.99. İçinde de her şey evet, var. Evet bak güzel mesela hediye paketi spa olabilir set aslında. Olarak geçiyormuş. Evet değil mi? Bundan çok güzel hediye olur. Aynen. Tam Christmas hediyesi. Sabunlar. Sabunlar. Katı sabun. Ne denir bunlara? Katı sabun. Kalıp sabun.
kalıp sabun, evet. Şunlar bayağı eli kurutuyor ama ya. Çok çabuk eriyor. Evet, eriyor. Bak şu güzelmiş ya. İçinden bir de şey çıkıyor. Göz bandı. Güzelmiş. 2.99. Bayağı güzel ürünler var ya. Dollar Tree gibi değil. Dollar Tree'de çünkü sadece 1 dolara bulduğunuz için ürünleri, çok genelde kaliteli ürün bulunmuyor ama. Burası hem uygun fiyatlı hem de güzel şeyler de var. Tuvalet kağıtları tekli alırsan o da 99 cent ama bence çok ucuza gelmiyor yani tekli olması. Biz normalde kaçtı? 6'lıyı falan 4,5 dolar mı? 6'lıyı evet, o kadarı alıyoruz. Deterjan bölümüne geldik. O kadar güzel kokuyor ki burası şu anda. Evet, güzel kokuyor ve sabunlar. Mesela bunlar bilindik ürünler. 99 cent. Biz tabii büyüğünü alıyoruz. Aslında normal fiyata denk geliyor. Evet, büyük ihtimal işte bu böyle küçük olduğu için. Tek kullanım. Normal aslında 99 cent. Burada tight'lar var. Mesela bunların fiyatları değişik ama yine 3.99. Buradakiler de galiba 3.99. Burası yalnız nasıl şey kokuyor ya böyle? Deterjan kafamız kokuyor. Şey oldu, evet, kafamız güzel olacak ha. Evet. Şurada da böyle kokular var. Bir de oda kokularını falan da koymuşlar. Evet, her şeyi buraya koymuşlar. Maske olmasa yani harbiden kafamız güzel bayılacağız olacak. Mesela bak burada. Şu kadar kocaman deterjan 99 cent. Bunlar daha çok leke bırakır ha. biz bir kere aldık böyle de çamaşır suyu ne hale getirdik. O yüzden yani bunları tavsiye etmeyiz. Tişörtlerimizi mahvettik. Askılar var. Gerçi bu da 2.49'muş ama şunlar 99 cent. Mesela bunlar alınabilir. 3 tanesi 99 cent'e. Oh, kafam güzel oldu ha. Aynı zamanda böyle hijyenik malzemeler 99 cent'te. Burada da süngerler var. Bu süngerler galiba bunların çoğu 99 cent'tir. Evet, altında evet. Fiyatı var. Şöyle bulaşık deterjanı var 99 cent. Hadi bakalım burada neler var? Eldivenler var. Eldivenler de 1.99'muş. Ay bunların rengi çok güzelmiş. Renkli renkli süngerler. Ama acaba nasıllar? Güzeldir ya. Tuvalet kağıdı tutucu. Ay çok güzelmiş. Evet. Tuvalet kağıdını buraya da şey koyuyorsun. Kalanları, evet. Fazlalarını koyuyorsun. Gayet şık bence. Bu tarafta ne var? Bayağı dandik olan bir fırça var. Aynı zamanda bakteriyel. Bakteriyel yalnız. Bakteriyel. Bakteriyel şeyler var. Silme. Islak mendil. Islak mendil. Evet ya. Aklıma gelmedi. Aa, Downy var ya. Downy abi 4.99 ama yine fiyatı ama yine uygun. Ama yine de çok iyi. Başını döndürdüm. Abire döndürüyor. Kokacağım bir nasıl kokuyor? Çok kokma onları ya. Ay çok güzel kokuyor. Bunu alalım. Alalım. Bir tane kalmış. Saklayayım arkalara da bari kimse almasın. Sakla sakla. Biz birazdan. Alacağız onu. Şu anda bu arada alışveriş yapmıyoruz. Birazdan alışveriş yapacağız. Önce bir gezelim istedik. Rahat rahat size gösterelim. Hand sanitizers'lar var 3.99'a. Aynı zamanda bak antibakteriyel sabunlar 2.99. Kalemler var. Beşli kalem 99 cent. Bunların fiyatlarının hepsi 99 cent değilmiş. Şunlar 1.99. Bayağı kırtasiye ürünü de mevcut burada. Cipse bastım. Aa, defterlerin güzelliği. Evet, gayet de güzel valla. Ne bu, ajanda mı? Yok. Ajanda gibi yani defter. Çok güzel. Üzerinde fiyat yazıyor mu? Yazmıyor. O zaman 99 centmiş bu da. Bak bunlar da böyle ikili defterler. Şunun tatlılığı evet, 2.49'muş fiyatı da. Burada böyle neler var? Glue'lar var. Yani yapıştırıcılar. Bunlar da 99 cent olarak satılıyor. Hesap makinesi bulduk 2.99'a. Artık geç hesap makineleri pek iş yapmıyor telefonlar varken. Ne o? Ne buldun burada? Paradise. Çok güzel değil evet. Mi? 99 cent'e not defteri. Bayıldım buna. Sen beni burada bırak git bence eve. Bırakmam ki. Makaslarımız mevcut efendim. Alabilirsiniz 99 cent'e. Dikiş. Bu ne setleri. Ya? Dikişli yapıştırıcı var. Tabakların, çanakların olduğu bölüm burası da. Şu tabaklar güzelmiş. Güzel salata evet, tabakları. Bayağı güzel. Değil mi? Yani, evet. Geniş bu 99 cent kırdı. 1.99 mu? 1.99. Gayet tatlı. Şu nasılmış? Şunu da bir merak ettim. Buna da bakalım mı? Ay güzelmiş evet o. Evet ya bayağı porselen. Güzel yani. Evet. Normalde bunu böyle Mudo tabağı gibi. Evet Mudo bayağı, tabağı gibi. Mudo'da böyle şeyler satılıyor. 2 dolara gayet güzel. Fiyatı da uygun. Bak şu da güzelmiş. Porselen tencere. Bu da 1.99. Burada bak mesela tatlı bir şey var. Aa buradan böyle şey bardağı bulursak alalım. Kahve bardağı istiyordum ya şeffaf. Aa evet bakalım tamam. Şeffaf yalnız. Bunlar da mesela hoş, sade, klasik. Hani bizim böyle bir bardağa ihtiyacımız yok ama alınabilir yani. Normalde mesela Target'ta falan alsam bunu 99 cent. Ha, Target'ta 4.99 evet. Falan oluyor. Şarap bardakları var böyle. Bunlar da 99 cent.
saklama kapları var aşağıda. Onların fiyatı değişiyordur ama. Evet, bunların değişebilir. Gerçi üzerinde fiyat yazmıyor. Bunlar da 99 sen. Ha 1.99. 1.99. Döküm bak, tavalar var bak. Evet, bunların 99 sent olma ihtimali yok ama. Evet. Ne kadarmış? O fiyat yazmıyor. 99 sent mi yoksa? Yok kesin ya. Kesin değildi. 12.99. Bir an dedim bu kadar da olmaz artık. 99 sent. Şöyle bir tava var. Bunun üzerinde fiyat yazmıyor. 99 sent olma ihtimali var mı? Bakalım. Vallahi de galiba 5.99'muş. Bok tava var burada. Alalım mı şunu? Bunların çoğu 99 senttir. Bazıları gerçi 1.99'a da varmış. Bu tahtalar 1.99. Ama yine de çok uygun fiyatları. Tabii mesela bak pizza kesme şeyi var. 99 sent. Oo, meat shredder. Bunu böyle geçiriyorsun eline. Böyle ikisini birlikte etleri biçiyorsun. Pantenlik. Burada ne var? Dondurma. 1.99'muş bunun fiyatı. Ha şunlardan ihtiyacımız var. Eskidi bak buradan alalım. 99 sente. Bunlar bayağı iş görüyor. Evet çok kullanışlı evet. Oluyorlar. Yani normalde böyle iyisini alacağımıza bunu alıyoruz. Yaklaşık böyle 3-4 ay kullanıp daha sonrasında atıyoruz. Bu tarafta havlular var. Çeşit çeşit. Böyle çoklu alırsan 3.99. Şunlar 1.99'muş. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bu tarafa gidiyoruz. Neler varmış bakalım bu tarafta. Ne bulduk? Tırmık. Aslında bak bu tırmıktan biz bize evet, arıyorduk ya. Biz bunu kamp için ne aramıştık? Ama bunu nereye koyacağız ki? Bak bir uygunmuş fiyatı. Ama çok kötü ya. Plastik bu. Kırılacak. Kırılır yani. Evet doğru. En ufak taş. 2.99'muş bu da. Burada saksılar var. Aa bak saksı da bakıyorduk bir ara. Evet bakıyorduk. Daha sonrasında buraya geldiğimizde bunları görünce... Hadi be öyle miydi? Ben hatırlamıyorum. Home Depot'dan falan almaktan vazgeçtik bunları. Bu da 99 cent. Bak şey bile var ama kesin bu da O metalmiş ha. O çok iyi bu. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Neden bilmiyorum ihtiyacımız var ama ihtiyacımız var gibi geldi. Kesin vardır böyle bir şey. Böyle bir şey alalım lazım. Çocukken böyle şeyleri bayağı severdim ben. O geldi belki aklıma. Anne ihtiyacımız var bunu. Almamız lazım. Ay şunlar çok tatlıymış. 99 cent. Bir tane belki yazdım. Alırım onlardan. Ben bu 99 cent'i Dollar Tree'den daha çok seviyorum. Biraz evet. Daha güzel ürünler var burada. Evet Dollar Tree'de her şey 1 dolar olduğu için genelde çok güzel ürünler bulunamayabiliyor. Ama bak şu saksılar da çok güzel. Aa bayağı beğendim bunları da. Hı. Bak çiçek sulamak için. Bu mum ne kadarmış? 2.99'muş. Kocaman derece ölçer buldum. Bakalım doğru mu? İçerisi 22 santigrat derece gösteriyor. Doğru mu sence? Doğru gibi. 99 sente böyle bir şey. Başka neler var? Bahçe ürünleri var galiba burada. Evet bahçe ürünleri. Bak şöyle bir ürün 1.49'muş. Artık 1.49 yapacağın şunu 99 cent yapsaydılardı ya. Evet. Çok da dandik durmuyor. Ya burada çoğu ürün ama kaliteli zaten. O yüzden fiyatları değişiyor. Oyuncakların olduğu yerler tabii 1 doların altında olunca çok kaliteli olmuyor. Ama yine de böyle koymuşlar buraya. 99 cent'e değişik çeşitlilikte oyuncaklar mevcut gördüğünüz gibi. Başka neler var burada? Oo Lamborghini var. Bunun fiyatı aynı değil. Bu 9.99. 6 setlik mesela şöyle bir şey. 9.99. Aynı zamanda şurada tabancalar var. Değişik oyuncaklar mevcut. 3.99'a traktör satıyorlar. 7.99'a böyle bir araba var. Bayağı oyuncak çeşidi varmış burada. Elimizden geldiğince bütün ürünleri göstermeye çalıştık size. Aynen ve bugünlük bitirdik. Umarım evet. Keyif almışsınızdır. Fiyatlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyoruz tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Dediğimiz gibi her ürün 99 cent değildi burada. Diğer değişik ürünler, değişik fiyatlar da vardı. Mümkün olduğunca... Hepsini göstermeye çalıştık. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Mutlaka belirtin bize. Bugünlük bizden bu kadar o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.